İvan Laprat. Benim. Dur bakalım. Burada iki saattir ama sıra bende. Ben. Hayır hayır bende. Merhaba. Kağıtlarımı imzalatmaya geldim. Lütfen buyurun oturun. Referansınız var mı? Evet tabii referansım var. Kim? Dinliyoruz. Pekala Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire. İyi referanslar değil mi? Tanımıyorum. Oturun. Onu tanımıyorsan müzikten hiç anlamıyorsun demektir. Konu müzik olunca kültürsüz olduğumu hiç sanmıyorum. Şu cool bilmem neyi bilmesem de. Hayır, Cool and the Gang. Peki sen? Sen Chopin'i, Schubert'i, Berlioz'u bilir misin? Bana Berlioz'u mu soruyorsun? Hı hı. Berlioz hakkında bir şey bilsen şaşardım. Aslında uzmanı sayılırım. Say mı? Onu nereden tanıyorsun? Hangi binadan? Hangi binadan ne demek? Berlioz sizin mahalleye ismini vermeden uzun yıllar önce ünlü bir besteciydi. 19. yüzyılda yaşamış bir yazar ve eleştirmendi. Şakaydı. Berlioz'un kim olduğunu biliyorum. Espri anlayışın müzik anlayışın gibi. Bu konuda çok zayıfsın. Bize şu kağıtlardan bahsetsene. Bana imza lazım. Sizinle görüştüğümü kanıtlamak için. Ve bütün iyi özelliklerime rağmen vesaire, yani oraya yazdığınız bütün o saçmalıklardan sonra ilgilenmediğinizi yazı verin. İşsizlik maaşımı tekrar bağlanması için bunlardan 3 tane lazım. Ha, anlıyorum, işsizlik maaşı. Hayatta başka bir motivasyonu yok mu? Evet tabii var. Biri tam burada duruyor. Özellikle bu motive edici. Pekala, o halde ne olacak şimdi? İmzalıyor musunuz, imzalamıyor musunuz? Üzgünüm, onu şu an imzalayamam. Nedenmiş o? Neden mi? Bu durum beni sıkıntıya sokar. Son teslim tarihi var ve ben oldukça geç kaldım. Evet, gerçekten sıkıntılı olacak. Motivasyon senin için imzalayamaz mı? Hayır hayır. Magellan'ın buna yetkisi yok. Ne yazık. Kenarına telefon numarasını da iliştirirdi. Yarın gelmen gerekecek. Saat 9'da. Belgen imzalanmış olacak. Elbette seni işsizlik maaşından mahrum etmek istemem. Kusura bakma geçireyim. Hayır sorun değil. Kalkma. Yani rahatsız olma. Yarın görüşürüz. İyi günler.